Şimdi bakın, bu kadar şiddet, yani bu kadar arka arkasına nasıl söyleyeyim, inanılmaz olaylar. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda biraz şiddeti konuşalım istiyorum. Kimle konuşalım? Türkiye'nin bu şiddet artışına en azından teşhis koyabilecek bir isim. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan. Kendisiyle konuşalım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi bireysel şiddet var. Bir de toplumsal şiddet var. Evet. Ona da ayırarak sorayım. Tabii. Önce şu olaylara bakıyorum. İnsan aklı almıyor yani. Evin içinde yaşananlar, yani küçücük bir ihmalden ortaya çıkan devasa sonuçlar, kadınlara yönelik şiddet, çocuklara yönelik şiddet. Niçin bu şiddet giderek artıyor toplumumuzda? Bireysel şiddetten bahsediyorum. Tabii, bireysel şiddette şimdi yapılan istatistiklerde Türkiye'de geçen seneye göre şu anda %7 şiddet olaylarında artış var. Dünya istatistiklerde şöyle, son 10 yılda daha önceki 10 yıla göre %57 artış var. Yani Türkiye ile dünya arasında çok büyük fark yok. Bu şiddet artışı ciddi bir sosyal bilimcileri çok uğraştırıyor. Peki, şu anda. Neden ruh şiddet bilimcileri artıyor? Hangi kaygılar var? Yani şimdi insanlar eski çağlara göre daha refah seviyesi yüksek. Evet. Fakat daha varlıklı ama daha mutlu değil. Bu mutsuz insanlar, özellikle bu yeni kuşak insanlarda beklenti düzeyi çok yükseldi insanların ve sosyal dayanaklar çok zayıfladı. İnsanlar daha çok yalnızlaştı. Sosyal kontrol sistemleri zayıfladığında, aile bağları zayıfladığında her insanın içerisinde kötü bir parça vardır. Narsizm. Hakikaten mi? Evet, her insanın içinde ben merkezci olmak var. Yani. Yani her insanın içerisinde bu kötü parça var. Modernizm, popüler kültür içimizdeki bu kötü parçayı besliyor, büyütüyor. Bu kötü aslında bu sağlıklı bir insan içindeki bu kötü parçayı eğitir ve bunu nükleer enerji gibidir, o iyi yönde kullanır bunu. İyi yönde kullanmayı başarmadığı zaman şiddete yöneliyor kişi. İki soru. Mesela içimizdeki o ben merkezci duyguyu biz kendi başımıza yenebilir miyiz? Tabii. Yani insan, ne yapmamız lazım? Yani bunun için insanın önce kendini tanıması lazım. Yani şu anda bak, narsizm ne yapıyor? İnsanı sorunları kendi dışında bir nedene bağlatıyor. Bir yerde bir sorun olduğu zaman benim sorum nerede, bana düşen ne var? Ben burada bir yapmam gereken bir şey var mı, bir hatam var mı diye düşünmek yerine hemen buna bu yaptı diyor. Hatta çocuğu büyütürken düşünün. Çocuk gider masanın başı çarpar masaya, ağlamaya başlar. Anne gelir masaya, tuh pis masa diye masaya vurur. Bu sorunu dış nedene bağlamayı çocuk yaşta öğretiyoruz çocuğa. Böyle olduğu zaman da çocuk büyüdüğü zaman, bir olay, canı yandığı zaman hemen dış nedene bağlıyor bunu. Bu küçük yaşta başlayan eğitim hataları ve aynı zamanda toplumda da bununla ilgili, yani öz eleştiri yapmayla ilgili genel yanlış kanaatlerden bahsediyor. Yani mesela dış güçler, genel yanlış kanaat. Tabii, dış, çok kolaycılık o. Kolaycılık. Yani dış güçlere bağlamak. Hatta ben hiç unutmam, böyle 70-80'li yıllardaydı, bir Amerika'ya giden bir arkadaş var. Orada Osmanlı neden yıkıldı falan diye ona bir Pakistanlı soruyor. O da anlatıyor, işte İngilizler şöyle oyun yaptı, bunlar böyle yaptı. Ya o onların işi diyor. Siz buna karşı ne yaptınız onu bana söyler misiniz diyor. Sen ne yaptın diyor. Tabii. Değil mi? Yani bunu sormadığımız zaman farkında olmadan biz şiddeti çanak tutuyoruz. Şiddeti zemin hazırlıyoruz. Sonra da şiddetten şikayet ediyoruz. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Mesela bir adam gidiyor, kediyi tekmeliyor. Hatta dövüyor, yetmiyor. Tekmeliyor, öldüresiye dövüyor. Mesela ben diyorum ki bu ne caniliktir falan diye adama söylüyoruz. Ya da bir kız minibüste oturuyor. Şimdi bu haberleri verdik diye örnekleri veriyorum. Oturuyor, biri geliyor, hadi kalk bakalım diyor. Ben seni babana götüreceğim, seni sevdiğine götüreceğim falan filan diye gasp edip götürüyorlar. Peki yani bunlar olurken etrafta da bunlar, yani bu izole bir ortamda olmuyor yani. Tabii, İnsanlar var, minibüste kullanan var, şoför var, yolcular var. O cani o kediyi öldürürken, öyle diyorum ya, etrafta başkaları var. Onlar da böyle bakıyorlar, seyrediyorlar. Evet. Hiç müdahale etmiyorlar. Çok hakikaten acıtıcı bir durum o. Şimdi o baktım ben o kediyi dövme, bir asker tezkeresine 3 gün kalmış askerin. Diğerleri de asker arkadaşları. O yaş grubunda bu yani diyelim 40-50 yaşında kişiler olsaydı orada bu tepki vermezlerdi. Müdahale ederlerdi ona. Zavallı hayvana niye vuruyorsun diye. Şimdi bu yeni kuşak ciddi şekilde bu konuda, empati konusunda daha zayıf yetişiyor. Bir dakika, şimdi diyorsunuz ki eskiden olsa insanlar buna müdahale ederdi. Şimdi etmiyor. Ne değişti? Bak eskiden değil. O ya 40-50 yaş kuşağı olsa, 40-50 yaş grubunda kuşağı olsaydı.
Ne değişti? Peki o kuşaklar arasında ne fark var? İşte ben merkezcilik arttı. Sadece kendi çıkarını düşünüyor. Ben merkezli insanın en büyük özelliği empati yoksunudur. Bu empati yoksunluğu kişi o hayvanın o çektiği acıyı şu anda algılamıyor, umursamıyor onu. Abi o film yani sadece orada hani aynen öyle işte. Peki sanal teknolojinin etkisi de orada şiddet olan ya da şiddete karşı duyarsızlaştırılmış toplum. Peki korku yok mesela ya şimdi ben bu adama bir şey derim ya da bu kadına neyse o da çıkar bana bir şey zarar verir filan. En iyisi bir kafamı çevir. Böyle şeyler de var. O da etken tabii. O da var. Sebeplerden birisi. Hatta şöyle kötü dünya sendromu diye bir sendromdan bahsediliyor. Yani kötü dünya sendromunda 3 tane ana tepki var. Dünya kötüye gidiyor dediği zaman bazı insanlar içine kapanıyorlar. Tamam, sessizleşiyorlar. Peki. Bazı insanlar agresifleşiyor. Dünya kötüye gidiyor diye. Bazı insanlar da ortam değiştiriyorlar. Gidiyorlar Yeni Zelanda'ya. Görmezden geliyorlar. Yani bu kötü dünya güvenilir değil, ortam kötü diye. Yani mesela orada müdahale etmesi insanlık göreviyken müdahale etmiyor. Bir risk var orada. Belki dayak yerim, adamın elinde silah vardır bana çeker falan gibi. Belki öyle düşünüyor. Ama böyle bu toplumsal kontrol zayıfladığı zaman bir toplumda her insanın hata yapacak insanların önü açılıyor. Peki şunu sorsam hocam. Yani eğitime de çok önem veriyoruz ya. Sadece yani okuldaki eğitim değil, aile içi eğitim de. Mesela bunun bir etkisi var mı? Bizim çocukları nasıl eğittiğimiz ya da ailemizin bizi nasıl eğittiğinin bununla bir alakası olabilir mi? Tabii. Duyar ve duyarsızlıkla alakalı. Çocuktaki şiddetle ilgili bir araştırma var. Hı hı. Literatüre girmiş, yayınlanmış bir araştırma. Burada 3 çocuk üzerinde şiddetle ilgili gözlem yapılıyor. Biri canlı şiddet, biri çizgi film şiddeti, diğeri de normal sağlıklı ortamda. Şimdi acaba çizgi film seyrederkenki şiddet de canlı şiddet mi daha çok etkiliyor diye. Aile içinde şiddet varsa, anne baba içinde canlı şiddet o filmlerden daha çok etkiliyor. Yani filmlerde hani oyunlarda şiddet var, çocuk şiddeti öğreniyor deyip hemen kolaya kaçmayalım. Evde eğer iyi bir ortam varsa çocuk şiddet filmlerini seyretse bile anneye bakıyor, babaya bakıyor, anneye babaya yani soruyor. Rol model çok rol önemli. Model. Evet. Onlar onaylamıyorsa onu bir oyun gibi görüyor. Onlar onaylıyorsa çocuk onu içselleştiriyor. Bunun için evde de karı koca geçimsizliği de şiddeti çok besliyor. Mesela kitaplar var. Okuma kitapları burada yayınladım. Aklım gitti hocam yani ben okusam. Evet. Dedim ki ya bunları ben okusaydım. Ya ben nasıl bir insan olurdum diye. Yani çocukla, aileyle ilgili okuma kitaplarında da bambaşka hikayeler anlatılıyor evet. Çocuklara. Peki bu kitapların, okunan masalların, hikayelerin bu şiddet üzerinde ufaktan gelen bir etkisi var mı? Yani sürekli oraya dem vuruyorum sonra tabii. Başka noktaya geçeceğim. Tabii. Yani bu okunan kitaplar muhakkak kişi şiddetle ilgili... Mesela bilgisayara göre şiddetle ilgili takıntılı bir şekilde seyrediyorsa, bununla ilgili kitapları takıntılı bir şekilde okuyorsa burada bir sorun var demektir. Eğer ebeveyn gözetimi varsa anne baba ortam bunu konuşabiliyor çocuk. Yanlışı konuşma yöntemi. Konuşuyor bak bu şiddetli kitaplarını okuyorsun ama bunlar hikayedir sadece eğlence içindir gibi çocukla konuşabiliyorsa çocuk onu içselleştirmiyor. Özdeşim kurmuyor oradaki kahramanlarla. Ama şey yapmazsa anne baba bunun da vuracaksın, vurdumu oturtacaksın, hayat evet. Böyledir gibi ona model oluyorsa, teşvik ediyorsa çocuk bunu bir sorunla karşılaştığı zaman hak arama yöntemi, sorun çözme yöntemi olarak şiddeti kullanıyor. Şunu söyleyeceğim, çok az zamanımız kaldı. Bu şiddeti kullanırken beden gücünün dışında enstrümanlar, mesela silah kullanmak. Hı. Vermek istemiyorum şimdi, bıçak bilmem falan demek istemiyorum. Yani bunlara ulaşmanın... Özellikle silaha ulaşmanın çok kolay olduğu söyleniyor. İnternete giriyorsun, tıp yazıyorsun, tabii. Pat silahı sana gönderiyorlar. Bunu yasaklarsak bir çare olur mu? Tabii, ya da ne yapmak lazım? Tabii işte mesela pompalı silahlar rahat alınabiliyor evet. Şu anda. Alınabiliyor. Adam şimdi ağaca bile ateş ediyordu onunla. Tabii, yani yasaklamak böyle durumlarda ulaşılabilirliğinin zor olması işe yarar. Evet. Ulaşılabilirliğin zor olması işe yarar. Ama asıl önemli buna ihtiyaç hissetmeyi azaltmak. Nasıl yapacağız? Ya işte bunun için toplumda... Böyle durumlarda toplumda bilinç kazanması lazım. Yani bu konuda fazla görünür olmaması lazım şiddet olaylarının. Çok fazla ailenin onaylamaması lazım. Şiddet açısından dünyanın kötü mesela ABD'de okula silah götürme çok arttı. Evet. Gençler arasında okula silah götürüyor ve çocuk intiharları arttı.
bu gibi şiddet olaylarının artışı nedeniyle suç neden arttı diye ciddi araştırmalar yapıyor. Hatta ABD Adli Psikiyatri Birimi ahlaka aykırılık ölçeği diye bir ölçek geliştirdi. İnsanın kötülüğü yapma yeteneğini ölçmek için insanda. Niye kötülük yapıyor? Kana susamışlık nedendir? Bu acımasızlık nedendir? Diye. Aynı şeyi bizim de burada yapmamız lazım. Belki kendi toplumumuzla ilgili bazı gerçekleri tekrardan göz ardı etmeden bakmamız lazım. Değil mi toplumdaki hocam? Acıma duygusunu destekleyen insanlardaki de eğitimlere ihtiyaç var. Peki Profesör Doktor Nevzat Ağan, çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey daha söyleyip bitirmek istiyorum. Lütfen. Müsaitsiniz. Bir ara söz geçti. Şimdi Kudüs'te taş atılıyor dediniz. Doğru. Şimdi o eğer Gandhi'nin yöntemi olsaydı orada, Gandhi bir taş atmadan İngiltere'yi uzaklaştırdı orada. O kültürde özellikle taş atmak yerine o birkaç milyon insan orada pasif direniş yapsa, hiçbir şey yapmadan çok daha etkili olur. Yani taş atmak haklıyken haksız duruma düşürüyor oradaki insanları. Yani bu belki bir kültür o ama gençleri tutmak çok zor. Fakat taş atmadan sivil itaatsizlik yöntemleri var. Sivil itaatsizlik o işi çözebilir diyorsunuz. Özel. Profesör Tarhan, çok teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Evet, bugün için programımıza burada nokta koyuyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dileğiyle sabah saat 6.45'te sizi ekran başına bekliyoruz. Güzel, keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim. Hocam çok sağ olun.